Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine bu bilgi verici videolara ben devam etmek istiyorum ve sizlere tabii ki cam silme. Cam silmeyi göstermek istiyorum. Camımı nasıl sildiğimi göstermek istiyorum. Arabanın camını bu arada. Herhalde üzerimde yavrusunun kokusunu alıyor olabilir mi? Olabilir. Onun mu yavrusu acaba? Doğum belgesi mi lazım? Ay Minnoş çok tatlı ya. Şuradan başlayalım bebeğim. Önden başlayalım mı? Evet. Önce burayı sileyim sonra da. Bu arada arabanın içini silmek istemiyorum iç kısmını ya camımı. Ben sadece şey, yüzeysel olarak. Burada önemli olan cam sil. Bir saniye. Boşuna gitmesin. Aa bu kapalıymış. Işkırınca. Hadi gel şey camın pisliğini gösterelim. Sprey. Ah tamam oluyor. Bakın. Bunu yıkatmayı düşünmüyorum hiç. Kedi niye bize miyavlıyor? Neyse. Şimdi bunlarla birlikte. Ya normalde bunun bezi falan varmış da ben göz pelesileceğim. Eskiler öyle yaparmış. Eskiden evet. Yaparmış. Keşke akmadan sileymişim de. Lütfen şu tarz yorumlar istemiyorum. Böyle yok işte 25 lira var falan arabayı yıkat ya da aramızda para toplayalım sana arabanı yıkatalım gibi yorumlar istemiyorum. Sesim geliyor mu bebeğim oraya? Geliyor. Ya bu köpürdü ama yalnız. Köpürmesi normal mi? Lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak ben arabayı silmeden önce daha çok temizdi sanki camı. Şimdi böyle beyaz beyaz lekeri oldu. Ya siler herhalde sıkar sıkmaz silmek gerekiyor. Aha oldu bak. Gel bak pırıl pırıl. Oldu bu sefer değil mi? Evet biraz daha silmen gerek. Şurada leke kaldı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle böyle evleri temizliğe gideceğim en sonunda. Yavaş yavaş öğreniyorum. Geçen de Hayat bana şey tuvaletini temizletmişti. Onun videosu da var ama onu yayınlamıyorum. Çünkü ben kötü çıktığımı düşünüyorum o videoda. Temiz ol biraz. Ya bu niye beyaz leke bırakıyor? Bıraksana. Bebekler var. Gazeteyi değiştir ve biraz sinirli bastırarak. Ama gazetelerim düştü. Al. Ya bu arada bu Titan'la ben şey spor yapmak istiyorum aslında da işte nasıl kısmet olmadı bir türlü. Daha henüz. Nasıl görünüyorum? Çok. Hizmetçi havan var mı hiç? Daha çok spora çıkmış diyorsun. Aynen. Ne oldu biliyor musun Nuray? İşte o kadar pislenmiş ki arabanın ön camına şu cam suyu şey. Aa cam sil koyabiliyor muyuz ya içine bunun? Bu cam suyundan ha? Çok az. Evet koyabiliyoruz. Çok güzel oldu. Neyse. Çoğu gitti azı kaldı. Bir tane şöyle sürtülmeye çalışıyorum. Cimriliğim de bu kadar. Hadi yıkamaya para vermiyorum. Bari 2 lira gazeteyi harcamaya bari şey yaptım değil mi? Cimrilik etmek. Şunları toplayayım da yere düşmesin ya. Rüzgar var. Şimdi burası bitti. Pırıl pırıl oldu. Buraya geliyoruz. Bunları nasıl tutacak burada? Bunlar sen mi tutacaksın? Bacağından tutacaksın. Çorabım oldu çorabım buraya atarız. Havalar ısındı. Söz verdiğim gibi dışarı çıktı. Ay ben bunu bölmeyi unuttum ya. Diğer tarafı çevir. Nasıl yani? İki kat yap böyle. Öyle. Elinde dört kat at. Sadece camdan temizleyelim. Ben bunları sonra suyla durulasak mı ya normal ya da bu çok mu şey? İçine su mu koysak normal? Yok biraz fazla sıkıyorsun galiba. Evet. Hemen şimdi o gazeteyi çevir. Tamam. Böyle. Evet. Hızlı hızlı ama kurumadan sunman lazım. Pardon su mu alacaktın? Maraba gibi sürekli çalışıyorum. Hiç kimse de demiyor ki al bir yudum içsin.
Ya sen busun. Bebeğim dedim, bağrıma bastım, şu hale bak. Hızlı hızlı, daha çabuk. Sen dedim ben... Kurumadan. Hakikaten zor. Biraz bastır. Benim gücüm yok o kadar. Bastıracak kadar. Kediyi veterinere götürdüm, tamam mı? Dedim ki, dedim bunu kısırlaştırmayalım, vazgeçti. Çocukları olsun, ona bakarım ben, bilmem ne, gitmesin. Hatta ona da bir tane erkek kedi alıp bakayım dedim. Hı-hı. Ondan sonra dedi ki veteriner, dedi bunun bir azgınlık dönemi gelsin dedi, seni tanıyor mu bak. Yolda görse yolunu çevirir. Gerçekten öyle mi acaba? Niye insanlar şeylik dönemi olunca çekip gitmiyor anasını, babasını bırakıp yani? Bak hala annemin evindeyim mesela ben. Allah'tan Mart ayını sapa sağlam atlattınız. Ben kedi değilim. Kedin yani. Kavuşacağım. Hani Mart ayı doğumlu kedi yani. Nerede bu düşünün daha bebek yani. Aynen daha erkek düşünecek yaşta değil yani. Geçim derdine düşmüş. Aynen şu an aç karnını doyuruyor. Oldu. Hatırlıyor musun Cemal'i bir dom alarak mı makyaj yapacağız diye böyle evet, şey. Aynen çok aşağıda olduğu için. Hemen anlatıyorum size olayı. Makyaj yapıyoruz, ayna altta ve önüne sandalye yok. Yani makyaj yaparken böyle durmanız gerekiyor. Bizim kız da dedi ki bu ne ya, böyle dom alarak mı makyaj yapacağız, bu nasıl bir ayna, düzgün bir ayna bu. Aklımıza gelir güleriz yani. Evet, kaldırımdasın ve araba altta kalmış. Dom olarak gidebiliriz. Aşağıda. Neyse ki bitiyor yani burada işimiz. Evet, aşağıda. İyi gidiyorsunuz. Tamam. Ve son olarak öncem. Ay üzerime sıçradı. Evet. Ve önceme geldik. Öncem. En önemli kısım. Aynen. Bence. Pislikten görünmüyor çünkü. Gösterelim. Allah. Göstereyim. Yani boyum kısa olduğu için o yüzden yarım yarım silmek zorunda. Elim anca şuraya yetişiyor. Ne kadar mükemmelim. Aslında kuru temizlemeci mi açsak ya? Ama hakikaten bu ön camın kiri nedir ya? Araba yıkama açsak galiba. Aynen. Yani. Gelir mi? Aa bir şey söyleyeceğim. Sayın sevenlerim, seyircilerim. Araba yıkamacı açsam gelir misiniz? Tanesini hem kötü yıkarım hem 50 liradan. Yani size güzel, temiz bir araç sözü vermiyorum. Ama iyi bir hizmet sözü veriyorum. Elinden geleni yaparsın. Yani elimden geleni yapıyorum. Yes. Şimdi burası bitti, oraya geliyorum. Aradaki fark. Ya iyi ben ki temizlemişim yani. Ay. Hiç yoktan iyidir. Yani. En azından önümüzü görebileceğiz artık. Kafası gitti en azından. Kafa pisliği. Asla ve kat'a arabayı yıkatmayı düşünmüyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Çünkü gerçekten arabanın o kadar dışının temiz olmasına gerek yok. Ama içini yani her türlü temizletirim. İçinin temizliği bence de önemli çünkü. Şimdi... Evet.
Şu orta kısmı kaldı, evet. Sonra tuşumuzu yapalım. Arabayla akraba oldum ama olsun. Her şeye değer canım araba. Araba. Şey, yaz gelsin daha araba yıkama sözüm var size bikiniyle. Onu da tutacağım yani. Oh. De, bu işte böylelikle. Çok güzel. Thank you. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu videoda size çok yararlı, faydalı olmaya çalıştım ve arabamın camlarını sildim. Siz de yani nasıl sileceğine dair fikriniz. Ama ben inanıyorum ki kimse böyle bir cimrilik yapmıyor. Ben inanıyorum ki kimse böyle bir çingenelik yapmayacaktır. Gidip parası neyse verip 3-5 kuruş yıkatacaktır. İşte bu da benim farkım, benim çingeneliğimin farkı. Yani herkes bir olacak diye bir şey yok. Ben de bu tarz bir çingeneyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda yine size çok sürpriz yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Onun planını, organizasyonunu yapıyorum. Çok büyük bir sürpriz. Çünkü yaz geldi artık. Sözümün eriyim, sözüm tutma zamanı geldi. Siz de 100 bin abone olma sözünüzü tutun. Artık yani. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için.